Tabii kayınvalidelerin burada bariz problemler var. Kayınvalidelerinin erkek çocuklarıyla ayrışamama probleminin de yansıttığı gelinle rekabete girme kısmı var. Şimdi burada bence temel problem şu. Annenin oğlundan ya da kızından, hayır burada şey yapmayalım, hani cinsiyet odaklı bakmayalım. Annenin oğlundan ya da kızından ayrışamamasından dolayı sürekli o sisteme yeni giren damadı ya da gelini aşağı çekme duygusu. Bunu ben direkt ayrışamama problemi olarak görüyorum. Yani rakip Evet, var. rakip. Karşınızda kızınız, değil mi? Gelin ne demek? Kızım aslında. O benim kızım, değil mi? 20 yaş, 30 yaş. Küçük küçük bir kız yani. Ben nasıl onunla kıyaslarım kendimi? Değil mi? İnsan yaşıtıyla bile bakarken 2-3 yaş küçükken diyorsunuz ki bu benden küçük ya, bilmez filan. Hani böyle dersiniz ama bir anda gelin geliyor sisteme, aile sistemine. 30 yaş küçük. Kocaman kadınlar, bir bakıyoruz ki kızı eleştiriyor. Ama onu giymiş ama o da çok mu yakışmış filan. Ondan sonra bakıyoruz 20 yaşında kız gencecik, giyecek tabii, süslenecek, bilmem ne yapacak. Ondan sonra aman yemek de yapıyor ama üf, benim yaptıklarım. Aa, bir bakıyorsun sen 40 yıldır yemek yapmışsın. Daha 2 yıldır yemek yapamayan bir kıza nasıl kendini kıyaslarsın? Ben burada temelde çocuklarından ayrışamamış ebeveynlerin bu tarz kıyaslamaları yaptığını düşünüyorum. Çünkü bu kıyaslama yoluyla karşı taraf rakip ya. Onu da yetersizlik hissettirecek, kötü hissettirecek ve böylece o mükemmel kişi olacak. Yani orada da aslında kendi eşsizliği ya da kendi mükemmelliğine de bir şey arama var. Yani o kız ne yaparsa yapsın oğlum için ben her zaman biricik olacağım. Ya da o damat ne yaparsa yapsın ben işte kızım için her zaman biricik olacağım. İşte bu ne yazık ki böyle tuhaf bir sarmal şeklinde hayat boyu devam ediyor. Rekabetin, kıyaslamayın en üzücü şekillerini nasıl görüyoruz? Bu kişiler ne yazık ki boşanmaya kadar gidebiliyorlar. Ya da son zamanlar değil mi, bu evlilik sezonu döneminde ne kadar çok videolar, vakalar bu şekilde gördük. Yani anne ya da işte artık baba her neyse çocuğundan bir türlü ayrışamıyor. Ve o ayrışamamanın gerginliğini gelin o gelinlikle bile hissediyor. Evet. Yani yanındayken. Hani burada ne yapacağım? Kızcağız da sevmiş çocuğu, evlenecek yani, ne yapacak? Ama işte buralarda dediğim gibi yetişkinlere şey görev düşüyor ama aynı zamanda da kime görev düşüyor? Şimdi ben eşimi kendi aile sistemimde her zaman korumakla mesulüm. Bir kere bunu bileceğiz. Evet, altın bunu, kural. Altın kural. Ben, çiftler geliyor, çiftler hep size bunu diyorum. Herkes kendi sisteminden sorumlu, herkes kendi ailesinden sorumlu. Eşiniz sizin ailenize geldiğinde onu koruyacaksınız. Onu böyle bir kurtlar sofrasına atmış gibi, aman takma annem de sana öyle şaka yapıyor falan. Ama şakaya da bakıyoruz ki öyle böyle değil şaka. Ya da ya boş ver ya, ablam öyle herkese bağırır çağırır, sen de şey yap. Ama kız yabancı ya da o erkek yabancı. Bizim ne yapmamız gerekiyor? Şimdi bileceğim ki ben kendi ailemin dilini bilirim, örfünü bilirim, adetimi bilirim. Ya da çocuk kardeşimle, anne babamla nasıl ilişki kurulur bunları bilirim. Şimdi yabancı birisi geliyor değil mi benim aileme? Ben ne yapmam lazım? Onun bir koluna girip biraz iyi hissetmesini sağlamam lazım. Bu şey demek değil, ailenize kabalık yapın, nezaketsizlik yapın değil. Ama şöyle uyarılarda bulunabilirsiniz. Belki illa onların yanında da olmayabilir. Hani ona bu tarz şakaları yapmayın, o kırılıyor. Ya da hani onu böyle anne sen kıyaslamasan olur mu? Böyle hani söylüyorsun ya şu yemek böyle filan. Yani bu gerek yok, hani bu konuşmaya gerek yok. Bakın bunlar güzel sınırlardır. Eşiniz nasıl hisseder? Ha, eşim benim varlığımı onaylıyor ya da benim benliğimi onaylıyor, bana değer veriyor. İlla kavga et demek değil bu. İlla anne babanıza bir sınır çekmek, eşinize nasıl davranırken bu kötü bir şey değil. Aynı şekilde kadın da kendi sisteminde, kendi aile sisteminde, eşi onun aile sistemine geldiğinde ne yapacak? Onun rahat hissetmesi için, onun iyi hissetmesi için o ailesindeki bireylerin nasıl ona davrandıkları ile ilgili bir form sunacak. Şimdi buralar yapılmıyor. Hatta nasıl yapılıyor? Sen annemle meseleni kendin hallet. Beni işinize, iki kadın aranıza sokmayın. Yapabileceğiniz bir evlilikteki en büyük kötülük bu. Ben hani bir evliliği böyle kötüye götürmek isterseniz bence bunu yapın. İki kadını yani kayınvalide ile anneyi deyin ki benden uzak olun, sorunlarınızı siz halledin. Hiçbir zaman halledemezler. Hiçbir zaman halledemezler. Ben size söyleyeyim. Orada sizin anneniz ve eşiniz arasında sağlıklı sınırları oluşturuyor olmanız gerekiyor. Şöyle bir şey olabilir mi? Mesela sağlıksız anneler var ya da sağlıksız eşler var. Şimdi anne şöyle diyebilir.
Aa, mesela siz uygun bir şekilde konuşunuz. Öyle çocuklar var yanında, öyle evlatlar var. Annesiyle uygun bir şekilde konuşuyor ama anlamıyor anne. Şey duygusu çok yoğun. O çocuğundan ayrışamama ya da çocuğunun o eşini bile böyle bir tarafıyla anne hani onu demesen olur mu dediğinde bile çok gözü kararmış da olur. Böyle anneler de var. Şimdi ne yapacaksınız? Bir kere oturup düşüneceksiniz. Ben kiminle bu hayatı sürdüreceğim? Değil mi? Çok önemli. Yani eşimle hayatı sürdüreceğim. Annemi incitmeyeceğim. Annemi kırmayacağım. Ama burada da annemin bana sitem ettiği yerde bunun sağlıklı olmadığını da artık anlamam lazım yetişkin olarak. Ama anne, o benim karım, saygıyı hak ediyor. Şimdi düşünsenize, ben karıma bir sürü bir şey, birileri hakaret ediyor, umurumda değil. Bu nasıl bir eş? Yani eş ilişkisini ben anlayamıyorum. Öbür türlü değil mi? Benim kocam var diyelim ki, benim ailemdeki herkese öyle bir şeyler diyor, ben de gülüyor muyum? Tuhaf bir şey. Yani ben birlikte bir yola baş koymuşum ve birileri eşimle dalga geçerken ha ben de ne yapıyorum yani? Bir saçmalık, bana saçmalık gibi geliyor. O yüzden ne yapmam lazım? Eşime de saygısızlık yapılmamasına benim müsaade etmemem gerekiyor. O benim yol arkadaşım. Bu da çok önemli bir şey. Burada da bu tarz hani daha kaotik anne babalar olduğunda benim burada biraz o sınırı çekip bu şekilde yola devam etmem lazım. Bütün bunlarla beraber tabii bir tarafta da gelinler de başka ailelerle kıyas yapabiliyor. Yani gelinler bir arkadaşımın düğünü de şöyle olmuştu, öbürünün de böyle olmuştu. Onlar da kendi evinde oturuyorlar. Biz hala kiradayız. Yok kayınpederim bize bir ev alamadı, bir araba alamadı deyip eşinin ailesini de başkalarıyla kıyaslayarak eşine kötü hissettirebiliyor. Bu kısmına dair de belki birkaç cümle sarf edilebilir. Çok güzel söylediniz Nihan Hanım. Her açıdan bakalım aynen. Şimdi bazen de kişinin kendi ne yazık ki yetersizlik, aşağılık kompleksleri ya da narsistik bir tarafının olmasıyla. Yani bazen de şimdi ne yazık ki toplumda şöyle bir dil var Nihan Hanım. Sen bir şeyden çok memnun olduğunu gösterme. Yoksa sana hiçbir şey yapmazlar. Bilakis sürekli şikayet et ki sana daha çok şey yapsın. Allah'ım yarabbim bu cümleleri böyle şey yapasaya kadar. Yani mesela öyle öğütler veriliyor evlenirken filan. Şimdi kız mesela bu dili kullanıyorsa eğer, sürekli şikayet eden dili, şöyle bir ne yazık ki manipülatif bir tarafla şöyle bir taraf olacak. Sürekli onu memnun etmek için ya da onu ev almak için ya da bir şeyler yapmak için çabalayan aileler filan. Şimdi burada bu sağlıksız. Yani bu şekilde konuşmanın ya da bu şekilde yapmanın, ya örnek veriyorum, ta eve aldırdınız, atıyorum şunu yaptınız, nasıl bu sahte ilişkiler kuruyorsunuz? Yani ben eve aldırdım, o ilişkim süper yani 10 numara, bildiğim için sahte. Ben ona bir atıyorum manipülatif bir şeyle yaptırmışım. Ne zaman bitecek bu istekler? Ne zaman bitecek? Ne sürekli zaman? Böyle yani yapacağım yani. Bu kıyaslama ne zaman bitecek? Ne zaman? Kıyaslayacak birini her zaman her buluruz zaman. Kendimize. Her zaman, tabii. Evi aldık, arabayı aldık. Ondan sonra daha büyük bir ev, sonra daha iyi bir araba, daha fazla takı, daha fazla pırlanta. Ne zaman bitecek? Yani bunun kişinin bu isteklerinin sonu olacak mı, olmayacak mı? Bu bir anlaşmaya varılabilecek bir konu mu, değil mi? Orayı görmeden aman yeter ki sesini çıkartmasın deyip çabalamaya çalışanlar ya da tabii ki arası bozulanlar da olabiliyor. Orada ailenin objektif olarak bakıp hani kızıyla, bakın her zaman mantıkçı konuşmak ve akıllıca konuşmak buralarda çözüm. Karşı taraf bunu satın alır ya da almaz. Bizim bütçemiz buydu kızım, sana bunları söyledik ve ev alamayacağımızla ilgili şunu yaptık. Ha bakın, yalan dolan yoksa. Yok, şimdi bazen ailelerde şöyle şeyler oluyor. Kıza bir sürü şey vaat ediyorlar, sonra da bir bakıyorsun ki yok, bu yalan. Bu yalan, kız orada hayal kırıklığına uğrar. Ama siz gerçekten ne demişsiniz? Oğlumun parası belli bak, bizim de bütçemiz de belli. Sana yapabileceklerimiz bu. Ha onun üzerinde kız bu şikayet dilini sürekli kullanıyorsa bu bir manipülasyondur. Ne yapıyoruz? Buralarda o iletişim tarzına girmiyoruz ve diyoruz ki bir kere konuşup sana söylediklerimiz buydu. Ondan sonrasında filan filan ve bunlar oldu. Hani bizim bu. Yani gerçek bir mantık. Ben manipülasyona nasıl girerim biliyor musunuz? Suçluluk hissedip onu telafi etmeye çalıştıkça manipülasyonun ağına düşerim. Şimdi manipülasyonlarda en güzel şey şudur. Kişi mesela narsistik diyelim ki yapıda sizi sürekli birileriyle kıyaslıyor ya. Siz şunu söyleyeceksiniz karşı tarafa. Beni bir daha kıyaslamanı istemiyorum. Mesela eşiniz olabilir. Ve bu yaptığının sağlıksız bir davranış olduğunu düşünüyorum deyin. Bakın bu manipülasyonu bozan bir şeydir. Siz kıyaslamayı girip içine sürekli telafi etmeye çalıştık.
yaptıkça siz çıkamazsınız o manipülasyondan. Yani o şikayet eden bir gelin var ya da şikayet eden bir damat var. Bunu satın almayacağınızı söyleyin. Bak bu anlattıkların objektif değil, gerçek değil. Bunu almıyorum. Ve sonra sınırınızı çekin. Bir süre sonra azalıyor bu konuşmalar. Çünkü sizde o suçluluğu ya da etkiyi yapamadığını görünce kişi başka yöntemler ya da farklı şeylere giriyor. O yüzden manipülasyoncu yapan kişinin en büyük şeyi kozu şudur. Karşı tarafı suçluluk hissettirmek, karşı tarafı yetersiz hissettirmek. Siz ben suçluluğu hissetmiyorum ve ben yetersiz hissetmiyorum mesajını verince o manipülasyon hiçbir zaman sonuca ulaşmaz aslında.